Merhaba sevgili satranç severler. Ben Selim Çıtak. 22 Şubat Cuma günü Instagram hesabımızdan sormuş olduğumuz etütlerin cevaplarıyla karşınızdayım. İlk hafta olduğu için biraz etütlere de giriş yapmak istiyorum. Etütler nelerdir? Neden bu kadar çok sevilirler satranç çevrelerince? Etütler nasıl bir ressam bir tablo çiziyorsa veya Beethoven, Mozart gibi besteciler bir senfoni yazıyorsa, satranç ustalarının hayal güçlerinde elleriyle dizdikleri gerçek dışı konumlardır. Gerçek dışı derken neyi kastediyorum? Oyunda gelmemiş, belki varyantlardan esinlenerek veya tahtanın küçük bir bölgesindeki bir fikirden esinlenerek yarattıkları sanat eserleridir diyelim. Ustalar bunları günlük hayatlarında dahi düşünüp üretebilirler. Siz de yapabilirsiniz. Yani yolda yürürken, yemek yerken, duş alırken dahi ustaların bazen akıllarına "Ah işte doğru, orada aslında oraya bir piyon koysam istediğim numara oluyordu" deyip hemen tahta başına geçip etüdü dizdiklerini, daha sonra çözümü de buldukları zaman olayı tamamen artık yayınlanacak raddeye getirdiklerini görürüz. Tarihte böyle komik anekdotlar da vardır aslında. Etütleri güzel yapan bir başka özelliği ise çözümün tek olmasıdır. Yani dualite dediğimiz olayın olmamasıdır. Dualite çift çözüm, yani oyunlarda çok sık gelir. At F3'te oynasak beyaz üstün kalır, D4'te sürsek mesela beyaz üstün kalır diyebiliriz bir oyun ortası konumunda, ama etütte böyle bir şey yoktur. Sürekli böyle kesin hamleler yaparak çözüme gitmemiz gerekir. Tabii bu çok kaliteli etütlerde olur. Bu hafta sorduğumuz kolay ve orta etütte de tek çözüm var aslında, ama çok zor değiller. Hemen geçelim. Kompozitörümüz Herlin 1861 yılında dizmiş. Normalde şaha karşı fil, kale konumları berabere, çok istisnai durumlar yoksa siyahın tek yapması gereken H8 ya da A1 karesini, yani filin ters zengindeki köşeye ulaşıp orada beklemektir. Ama burada çok ilginç, tahtanın ortasında o zavallı fil düşüyor. Şah D4'ten sonra olasılıklara bakalım. File 6 kaçarsa kale B6 var. File 2 kaçarsa kale B1 açmazı var. File 2 kaçarsa kale B2, filin gidecek tek karesi D5 ve kale B6 şahtan sonra bu fil tahtanın ortasında düşüyor. Bu özel bir konumdu. Sonraki etüdümüze geçelim. Evet, Pogostians 1970. Aynı zamanda bizim şu an işlemekte olduğumuz temel er oyun sonlarına da, piyon finallerine de çok güzel bir alıştırma. Burada dikkat etmemiz gereken konu, o pozisyona ve anahtar karelere dikkat ederek şah F2 hamlesiyle başlamamız. Eğer hata yapıp şah E2 ile başlarsak karşısındaki piyon alıyor ve konum berabere. Çünkü anahtar kare H5'e erişemiyoruz vaktinde. Aynı şekilde şah G2 gidersek de E4'ü değil, elbette G4'ü alarak siyah beyazın anahtar kareye ulaşmasını engelliyor. Ama şah F2'den sonra her iki varyantı da hızlıca analiz edelim. Şah G4'e şah E3, şah G5, şah D4, şah F6 ve anahtar kareye ulaştığı için çok temel bilindik bir konum. Beyaz kazanıyor. Hemen diğer varyantı da inceleyelim. Şah E4 alındı da şah G3, şah E5, şah H4, şah F6 ve şah H5, beyaz tekrar anahtar kareye ulaştı. Bu konularla ilgili kanalımızda Görkem Sivri'nin şu an yayınlamakta olduğu Temel Er Oyun Sonları 1, 2, 3 bu seriyi izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten başlangıç seviyesi için ve bu er finallerini anlamanız için çok faydalı. Ve şimdi gelelim zor etüdümüze. Benim aslında hakiki etüt olarak düşünebileceğim, yani o şekilde sınıflandırdığım harika bir etüde. Evet, Petrov 1859 ve tabii Petrov dendiği zaman tarihi bilgi de vermeden edemeyeceğim. Etüde geçmeden önce bu muhteşem üstadı analım. Alexander Petrov, yanılmıyorsam 1794 yılında doğdu ve Rusların aslında ilk büyük oyuncusudur tarihte. 1824 yılında ise Petrov kendisinden önce Philidor'un sunduğu bazı satranç kuramlarını daha da ileri götürmüş, savunmanın önemine dikkat çekmiştir ve modern satrancın oluşumunda ufak da olsa bir pay sahibidir kendisi. Ve hemen yanındaki diyagram bugün beyazların en büyük
baş belası diyebileceğim açılışlardan. Petrov'un da aynı zamanda Rus savunması olarak da geçer. İsim babasıdır. Petrov tarihte çok özellikle Rus satrancı tarihinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Şimdi çok güzel bir etüdü var burada. İlk hamle aslında bağırıyor. Çünkü burada siyah şahı matağına sokmazsak materyalimiz yetmeyecek. Çünkü kaliteye karşı iki piyon kazanca yetmez. Çok az taş var tahtada. At G5, şah H6. Ve şimdi demiştim, kaliteli güzel etütlerde hep bir ilginçlik vardır. Alışılagelmişin dışındalık vardır. Burada örneğin bu konuma biz oyunda ulaşsak belki at E4 veya kale G8 gibi bir hamle G6 yerine saldırıyor. Düşünebilirdik örneğin. Ama bu bir etüt. O yüzden iyi bir etüt çözücü. Burada aslında şüphelenip ikinci hamleyi aslında en azından bir göz ucuyla kontrol edip cevaba ulaşılabilir. Burada hamlemiz kale H8 çift ünlem. Çok güzel bir kare doldurma hamlesi. Mantığını birazdan anlayacağız. Tabii fil H8 almak zorunda. Ve şimdi şah G8. Ver at F7 matı. Tutan tek hamle var. At D6. Ve şimdi işte doldurduğumuz karedeki o fili alıyoruz. Ve Zugzwang siyahın hamlesi yok. İki yer önde olmasına rağmen beyaz ata yol vermek zorunda. Bu şekilde mat oluyor. Hemen kale H8'in esprisini anlamak için bir hamle geri gidelim. Birkaç hamle geri gidelim. Burada örneğin direkt şah G8 oynasaydık siyah at E7 ile şahımızı rahatsız ederdi ve o çok istediğimiz H8 karesine gidemiyoruz. Çünkü D4'te fil var ve geri dönüp aslında şimdi kale H8 oynayarak tekrar kazanabiliriz aslında. Hiçbir şey için geç değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Salı, Instagram hesabımızda 3 tane yeni kombinezon sorumuzu bulabilirsiniz. Bunların cevabı da Cuma günü gene YouTube hesabımızdan paylaşılacak.